Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinden bahsetmiştik bültenimizin başında. Ziyarete bir de kalkınma yolu projesi özelinde bakalım şimdi. Kalkınma yolu projesine dair detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Anlaşmayla Irak'tan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini söyledi. Uraloğlu kalkınma yolunun bölgesel ticarete sağlayacağı faydaya da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'la yeni dönem resmen başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak arasında imzalanan anlaşmayla kalkınma yolu projesi için en önemli adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Projenin detaylarını ve bölgeye sağlayacağı faydaları anlattı. Kalkınma yolu sayesinde Irak'taki Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacağını vurguladı. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden geçirerek önemli ölçüde azaltıyoruz. Fav limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan zamanla kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım süresi sağlanacak. Uraloğlu, kalkınma yolunun bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacağına da dikkat çekti. Projenin sadece uygun maliyetli ve kısa süreli ulaştırma koridoru sunmayacağını, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarını tamamlayacağını söyledi. Bu sayede doğu-batı yönündeki koridorlar kuzey-güney yönünde de bağlanmış olacak ifadelerini kullandı. Kalkınma yolu projesinin 2030 yılına kadar kademeli olarak tamamlanması öngörülüyor. Türkiye'nin bu projeyle birlikte jeopolitik konumunu pekiştirmesi, petrol ve gaz sevkiyatlarının da kolaylaşması hedefleniyor.